Kendimi anne gibi hissediyorum. Şu, o kadar zor ki zapt etmek. Bir de şey, köpekleri biliyorsunuz, kendi arkadaşlarını görünce dayanamıyorlar. Sağa sola doğru kaçıyorlar. Bugün böyle zorlu bir görevim var. Aynı zamanda çok keyifli bir görevim var. Çok güzel bir bağış gerçekleşti. Böyle etkinliklerde yer almaktan dolayı çok çok mutlu oluyorum. İnşallah daha çok içinde bulunurum. Bugün de böyle çok keyifli geçiyor o yüzden. Benim 8 sene oldu. 8 senedir beraberiz. Yarışma olacak. Ben de birdenbire konuk jüri oldum. Farkında değildim, bilmiyordum yani. Geldim, Gonca'cığım rica etti. Jüri oldum. Çok mutluyum çünkü benim de iki tane var. Bir tanesi burada, bir tanesi kucakta. 5 senedir ben köpek bakıyorum ama köpeklere bakmaya başladığımdan beri, yani ilk köpeğimi 40 yaşında sahiplendim. O dakikadan sonra benim köpeklere, yaşam tarzlarına bakış açım değişti. Her sokak köpeğini gördüğümde başını okşamadan geçmiyorum. Köpek sahibi olmak bunu getiriyor galiba beraberinde. Bu etkinlik ilk yapıldığında zaten sevgili Işkın'la birlikte aracı olmuştum bu AVM'de yapılması için. Çok mutlu oluyorum çünkü benim de şu anda fitrem, zekatım sokak hayvanlarına. Çünkü her zaman diyorum, onlar bilinçsizce ürüyorlar, içgüdüsel ürüyorlar. Ve ne yazık ki Türkiye'de özellikle iyi şartlarda bakılmıyorlar. Çok fazla köpek sahipleniliyor ya da alınıyor pet shoplardan. Sonra işte biz Kurtköy'deki ormanlarda bakıyoruz onlara. Mamalar gönderiyorum bazen. Bazen elle beslemeye gidiyorum. Allah ışkınlardan razı olsun. Üzülüyorum tabii ki bu kadar köpeğin sokakta olmasına. Bu bizim ülkemize özgü bir şey. Bunu da biliyorsunuz. O yüzden çok üzülüyorum ama elimizden geleni yapıyoruz işte burada. Pet shop'tan hayvan satın alınmamalı. Çünkü pet shop'tan alınan hayvanlar aslında özel ırklar ve ürüyorlar, üretiliyorlar sırf satış amaçlı. Halbuki o kadar çok sokak hayvanı var ki ve çok ilginç, benim hayvanım da sahiplenme, Chia, Luca da öyle. Onların huyları bile daha, nasıl diyeyim, daha minnetkar oluyorlar. Daha uslu köpekler oluyorlar, daha kolay eğitim alıyorlar. İnanın çok daha iyi dost oluyorlar size, öyle düşünüyorum. En azından sahiplenemiyorsa, herkes köpek bakmak zorunda değil. Bu sokak hayvanlarına böyle mama yardımları, böyle etkinliklere katılma, buradan alışveriş yapma. Çünkü buradaki yapılan alışverişlerin de gelirleri sokak hayvanlarına gidiyor. Herkes daha fazla bilinçlenir diye düşünüyorum. Şöyle. Kimler? Hatırlıyor musunuz? Şöyle bu tarafa doğru, köşeye doğru size. Başla. Hop kaybetti. Hop kırmızılı hanımefendi. Yumurtaları alalım hemen. Ayrıca başlatıyorum. Köşeden aldıra. Yumurtalar köşeden. Senin kalmasın. Bir senedir besliyorum. Bir tane İngiliz Setter'im var, bir tane Dog Argentin'im var. Onlar sahiplendiniz mi veya tercih ediyorsunuz sahiplenmek mi lazım? Ben ücretli almaya karşıyım. Yazık, günah bu hayvanlara para verilmesine. Tamamen ikisi de sahiplendirilmiş hayvanlar. Yani bakamayacak insanların almasını da istemem. Herkes sahiplensin ve gerçekten evladı gibi görecek insanlar alsın isterim sadece. Bana göre dünyanın en güzel şeyi, aşığım resmen köpeklere. Sadece evimdeki köpeklere değil, ben mahallemdeki köpeklere de hep yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani evinizde besleyemiyorsa bile insanlar en azından dışarı çıkıp bir su, bir mama, bir şey verseler
hani en azından bir yardımcı olmuş oldular diye düşünüyorum. AVM'lerin keşke çoğu böyle bir şey yapsa. Yani bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Hem köpekler sosyalleşiyor, hem görmediğimiz şeyleri de görüyoruz burada. Aynı zamanda bizim de gönlümüzü alıyorlar küçük hediyelerle. Ben çok beğendim. Şimdi aslında 15 sene bir tane kaybettik yaşlılıkta. Şu an evde bir tane abi var. 3 sene o, 1,5 yıldır da kızımız var. Tabii ki mükemmel bir duygu. Yani güzelliklerin yanında zorlukları hiç kalıyor. Zorluğu da pek olmuyor. Evet. Çok güzel. Her zaman yapılan bir etkinlik zaten. Bütün yarışmayı canlı yayınlayacağım. Jüriyim ben. Ben de 5 verdim. Ama hepsi de 5 verdim. Tilki olmuş. Ay nedir? Bu nedir? Şöyle bir kucaklayayım jürimize gösterelim. Nedir? Hiç vermek istiyorum ben. Bu arada beğendiğiniz yarışmacıları böyle alkışlayabilirsiniz.